Vali Settar Yavuz, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının engellilere yönelik projelerinde kullanmalarına imkan verecek şekilde görev yapacak engelli hizmet aracının Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne görevlendirilen aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Valilik önünde gerçekleştirilen programa Vali Settar Yavuz'un yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, kurum çalışanları katıldı. Vali Settar Yavuz burada yaptığı konuşmada engelli vatandaşların ulaşımda yaşadıkları sorunların çözülmesine yönelik son derece donanımlı bir araç temin ettiklerini söyledi. İbaret Ramazan ayını hep beraber idrak ettik ve Ramazan ayı içerisinde özellikle toplumumuzun dezavantajlı grupları olarak nitelendirdiğimiz engelli, yaşlı, fakir ve yardıma muhtaç şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve hastalarımız olmak üzere valimizin koordinasyonunda kapı kapı dolaşarak onların dertlerine derman olmaya, sorunlarını çözmeye ve en önemlisi de gönüllerine girmeye gayret ettik. Bu kapsamda bugün de mübarek bir günde özellikle bu engelsiz hizmet aracını da hizmete alarak özellikle engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunları da bilerek onların karşılaştıkları sorunları bir nebze olsun çözme arzusu ve niyetiyle tamamıyla valimizin girişimleriyle bu aracı temin etmiş bulunuyoruz. Bundan böyle özellikle engelli kardeşlerimiz aradıklarında, herhangi bir yere gitmek istediklerinde sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek üzere son derece donanımlı bir aracı temin ettik. Bu aracı bugün itibariyle Aile ve Çalışma, daha doğrusu Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve diğer talep edenler, engelli kardeşlerimizin nakli, hastane dahil olmak üzere bu aracı artık kullanabilecektir. Biz aracı il müdürlüğümüze tahsis ediyoruz. Aracımızın mülkiyeti de valiliğimizde YUKOP'ta kalmaya devam edecek. Değerli kardeşlerim, bunu sadece kamuoyunun dikkatine sunmak için böyle bir etkinlik yaptık. Yoksa bir tören düzenleme amacımız yok. Özellikle valiliğimizin engelliler konusundaki hassasiyetini ifade etmek, bu konudaki duyarlılığımızı ortaya koymak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için bu toplantıları yapıyoruz. Vali Settar Yavuz, konuşmasının sonunda engellilerin karşılaştıkları sorunlarına değinerek kaldırım işgallerine dikkat çekti. Lütfen kaldırımları işgal etmeyin. Lütfen görme engelli kardeşlerimizin herhangi bir şekilde kendine zarar vermesine müsaade etmeyin. Lütfen kaldırımları işgal etmeyin ki tekerlekli sandalyeye giden engelli kardeşlerimiz oradan rahatlıkla geçebilsinler. Lütfen empati yapın. Bir gün sizin de aynı durumda olabileceğinizi asla unutmayın. Bugün ne kadar güçlü olursanız olun, yarın gücünüzün devam edip etmeyeceğini bir kez daha gözden geçirin. O yüzden de felaket gelmeden felaket geliyormuş gibi hissetmek, başkasının acısını kendi yüreğinde hissedebilmek insan olmanın en temel şartıdır. Ve insan düşünen bir varlıktır, hisseden bir varlıktır. O yüzden sadece insanlara aklınızı kullanmayın, lütfen duygularınızla hareket edin biraz. Eğer sadece akıl kullanırsanız, bilin ki dünyayı yaşanamaz hale getirirsiniz. Çünkü akıl size her zaman doğruyu değil, zaman zaman menfaati gösterir. Kolaycılığı gösterir, yan yolları da gösterir. Ama siz vicdanınızla, duygularınızla hareket ederseniz, bilin ki kalbiniz sizi yanıltmaz. Evet değerli kardeşlerim, bir kez daha bu konudaki çalışma arkadaşlarımızı, Aile Çalışma Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarını tebrik ediyorum, kutluyorum ve engelli kardeşlerimize de bundan sonraki yaşamlarında kolaylıklar diyorum. Özellikle anne ve babalarına,
sabır diliyorum. Dayanma gücü biliyorum. Çünkü çok kolay bir iş olmadığını biliyorum. İnsanlar evlerinden çıkamıyor çocuklarına bakmak için. O yüzden de biz de bir nebze olsun onların yanında olmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ordu Valiliği girişimleriyle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesine kazandırılan ve Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uhdesinde görevlendirilen aracın içerisinde engelli bireyin aracı tekerlekli sandalye ile iniş ve biniş imkanı sağlayan servis tipi engelli araç lift sistemi, 3 tekerlekli sandalye, aynı anda yer alabileceği alan, 6 oturma koltuğu, araç kenarlarında engelli barları ve engelli güvenlik kelepçeleri bulunuyor.